Hakikaten çok kötü ya. Ya çok can yakıyor. Ya bundan zevk alıyor olabilirsiniz ama ya gerçekten canım yanıyor. Ve bu cidden hoş bir şey değil. Ya hiçbir zaman sizi anlayamayacağım. Bundan ne haz aldığınızı çok merak ediyorum. Hani birinin arkasından konuşurken neyin hazını alıyorsun? Kaza da olabilir bu. Arkadan mı vurmuş, önden mi? Neyse. Arkadan vurduysa tamam ya, hatalı olur. Bu problem... Senin inmeni beklemek zorunda değilim. Değil mi? İyi. Oh be. Yandan yedim gazım. 3 yaşında kızım var. Adım Feride. Bir şey diyeyim mi? Yanında sevgilin sıçsa, sevişirken sevgilin sıçsa, kussa, usursa. Bu headline'ı bekliyordum şimdi, ne yalan söyleyeyim. Daima ön kapıdan binilir. Çünkü arkadaşlar akbil basarak binmeniz gerekiyor. Yoksa şoför nereden bilsin? Yüzlerce insan binip iniyor. Belki paranızı vermeyi unutacaksınız. Arka kapıdan da inilir. Ön kapıda trafik olmaması amaçlı. İnsan trafiği tabii ki. Arkadan vurmak bu dünyada da suçtur, o bir dünyada da suçtur. Şimdi ortaya bir soru atıyorsunuz. Herkes anlamak istediği gibi cevap veriyor. Önden mi arkadan mı? Tabii ki de önden. Hak deliği varken neden bok deliği? Bakın 120 tane postum var. Hayatımda böyle bir soru daha görmedim. Bakın aklım heyecanlar arasındaki tartışılmaz en iyisi arkadan mı önden mi? Bakın soruyu algılayamıyorsunuz. Soruyu düşünürken çarpılıyorsunuz. Böyle bir değişik bir şey oluyorsunuz ve hala cevabım yok. Ama fark etmez. Bu başlığı görünce yüzüm böyle oldu. Valla bana daha ondan söyledi hayatım. Çok geçmiş olsun gerçekten. İyi misin peki şimdi? Tabii ya çok zor. Önden mi arkadan mı peki? Arkadan. Oturamıyorsundur sen şimdi. Of Kıyaman çok geçmiş olsun. Yani benim